musun yanımda? Yok, aa. Yok. Yok, yok. Vakit. Gitme vakti. Geldi. Geldi. Kuşun yuvadan uçma tabii, vakti ulan, geldi. Ulan. Damat tarafı yola çıkmışlar. Gelin alıcı yolda. 10-15 dakika sonra gelecekler. Tabii, hayırlısından gelsinler. Kızımızı tabii, onlara emanet edeceğiz. Baba ocağından, ana kucağından alıp yeni yuvasına götürecekler. Tabii tabii, onlara emanet edeceğiz. Nasıl geçti akşam? Ne yaptınız kınadan sonra? Kınadan sonra, siz gittikten sonra biraz daha oynadılar. Kızımızın elini kını yaktık. Kızımın eline. İşte halası kını yaktı. İşte böyle vakit geçti. Sabah ayetti keç uyumadan. Hiç uyumadın mı sen? Hiç uyumadık. Anne? İki gündür uyumuyoruz hepimiz de. Kız uyudu mu? Özlem uyudu o, mu? O da az bir hemen bir saat kadar. Dizinde mi uyuttun? Dizimde uyumadım. Uyumadı ki zaten dizimde uyudu yani. Dizimde uyumadım. Uyumadı ki. Baktın mı uyurken? Çok gidip. Baktım. Bugün gidecek biraz sonra. Biraz nasip olursa tabii. Sabah kalkacaksın. Yani boş. Öğüt verdin mi kıza? Verdim. Ne dedin? Dedim gittiğin yerde kızım diye saygılı ol. Anayın babayın ol. Nasıl burada beni ana baba diyorsan orada da aynı. Zeynep bugün benlik var mı soyunda? Siz? Ben abisi. Abim büyük dayısı. Yeğenim oluyor. Büyük dayı. Büyük dayı evet. Ben evet Nacil'de duruyorum. Düğün için buraya geldik. Siz onun doğumunu bilirsiniz evet, Özlem. Evet, ben yıllar ne çabuk geçti değil mi? Geçti. 3-5 gün geçti azıcık. Erip görene. O da kısa bir zaman. Öyle. Yarın biz çok çocuk göreceğiz inşallah. Küçük ya. Bir başka oluyor. Hani tabii. Yeri, olunca, yani sonuç küçüğün yeri bir başka oluyor. Tabii. Yani. Başka son için, küçük evet. Olduğu için. Nazlı biraz daha fazla çekiliyor. Ne oldu? Gönül gurbetele varma günü. Ya gelinir ya gelinmez. Ablam bekar diyelim. Abi de bekar diyelim. Mehmet de sevdin diyelim. Evleneceksiniz. Anne baba da dedi ki ayrı sıranı bekleyeceksin. Bekler miydin? Beklemedim. Yaşa. Üzgünüz müzgünüz ama yani o kadar da değil yani. İşin ucunda da oğlanı seviyoruz varacağız. İnşallah Allah bir yastıkta kapatır. Aynen öyle. Gelin milleti değil mi anam? Hem ağlarım. Hem giderim. Benim derdimin ilacı ya bulunur ya bulunmaz. Geley geley. Kaynana çaydanlıktır. Devamlı fokur fokur kayna. Gelin demliktir. Sustukça demlendikçe güzelleşir. Şeker çocuklardır. Evi tatlandırır. Görümce kaşıktır. Arada bir karıştırır. Kayınpeder bardak altıdır. Taşanlara bir yere toplar. Her şeyi kayınpeder düzeldir. Onun için evinde mutlu olmanı isterim. Allah'ım sonuna kadar iş yapsın. Allah kurtarsın. Vallahi billahi damat kurtar gelini. Allah kurtarsın bu ne ya? Allah kurtarın bizi. Sıcaktan değil bu. Ben içeride kalamam. Ne hak yere hapis yatıyoruz burada. Yok mudur bir yetkili? Nerededir bu düğünün sahibi? Nerede bu devlet, nerede bu millet? Neredesin? Buradayım. Dayı haksız yere mahpus yatıyoruz burada. Ya. Kurtulmamız için bir şey lazımmış. Anahtar nerede? Anahtar gardiyanda. Gardiyan da hemen yanımda. Ben. Ya benim kabahatim ne ya? Yok. Benim kabahatim ne abicim ya? Bir moral alalım. Mahpus düşen biziz burada yani. Davullar çift çift vurulur. Bu Mehmet rot balansçı değil mi? Evet abi. Rot balansa gidiyoruz bazen 5 liralık işi 10 liraya yapıyor mu? Yapıyor abi. He? Yapıyor tabii. Ondan sonra rot balans yarım oluyor tekrar gidiyorsun araba yampiri yapıyor. Kaç defa ya? Biraz babası da var bak burada böyle ağa gibi köşüde. Bir şu delikte bir gedik kalmış.
bu gediği de toparlayınca şurası kapı yapma açılacak inşallah. Şimdi bizim de bir şey takmamız lazım da onu çıkarmaya çalışıyor. O hala denkleştirmedi. Yani gelir gideri karşılamıyor bizi. Gider 100 YTL, gelir şimdilik 20 YTL. Eksi 80 YTL'deyiz biz. Ticarette doğru, haklısı, doğru söylüyorsunuz. Ticarette bir şey var. Estağfurullah, daha değil. Ticaretin en önemli unsuru nedir? Gerçi pek yer de kalmamış maşallah, gelenler sağ olsun. Yatırım yapmadan kazanç elde edemezsin. Mümkün. Şu bugün damattan bir şey istiyoruz kapıda, babasından bir şey istiyoruz. Ne yatırım yapmışız da hangi yüzle istiyoruz? İnanın size bakacak yüzüm yok yani. Yok yüzüm yok size. Hayır, yüzüm yok. Bu da gelin hanım ve damat beye bizden. Şoray Uzun Yolda programında. Rica ederiz. Şimdi gönül rahatlığıyla isteyebiliriz. Şurada eksik gedik var. Eksik gedik var burada. Gönül rahatlığıyla isteyebiliriz. Yatırımımızı yapmışız. El bir daha cebe gidiyor sevgili kayınpeder. Oynasın kız anası. Hatta direkt şu tarafa doğru uzatırsak hiç şeye de gerek. Direkt o tarafa doğru. Uzatalım, devam edelim. Biz ilk tanıştığımızda Nusret abi oğlan tarafıydı. Baktı ki burada bahşiş mahşiş durumları var. Yavuzcum az bir müsaade et. Görsün Eyüp abici. Yani Nusret abi bir yüzünü gösterelim. Az bir yukarı kaldıralım. Kaldır. Yetti. Dün düğünün başlangıcında oğlan tarafıydı. Bugün baktı ki bahşiş oğlan tarafından çıkıyor. Hemen döndü kız tarafına. Aynen öyle. Öyle yağma yok. Özlem, Nusret abi sizin akrabanız mı damadın akrabası mı? İki taraftan da var. Politik cevap verme. Gerçek konuş. Yani işin ucunda Nusret abinin cebinden çıkacak bir şey var. O bakımdan sonra. Öyle mi? Düğümü yine gelin ve damat çözecek. Gel damat. Nusret abi kimin akrabanız? Bahşiş alacak da bahşiş verecek. Kimin tarafına verecek? Oğlan tarafından kız tarafına mı verecek kapı açsın diye? Yoksa içeride duracak da oğlan tarafı kız tarafına bahşiş verecek diye Nusret abi bahşiş mi alacak? İki tarafı da bahşiş verecek. Sen batırdın ya adamı. Elini bir cebine atsan. 6 kere 5 30. 30 YTL. Bunu al. Çoluk çocuk istiyor yani böyle düğünde lazım oluyor. Ben de böyle, onun için ayırdım. Beşer beşer ya. Ben de ondan bir de öbür cebe bir elini at bakalım. Aa, orada bir şey yok. Kayınpeder mi almıştın? Aynen öyle. Yani. 30 YTL'den fazla etmez mi bu ayakkabı? Eder herhalde. Saati de bir 20'ye yapsak 50. Sen 30 lirayı çocuklara dağıt abicim. Ama uğraştık ya. Ayakkabılara saydık. Öbür tekine de saydık. Saate biraz aldık. Nikahta keramet var benim oğlum. Eller çoğalıyor eller. Nikahta keramet var benim oğlum artık. Bu nedir? Karanfil. Karanfil. Niye geline karanfil takıyorsun? Güzel koksun gelinimiz diye. Denizlimizin, yöremizin bir adeti. Karanfilimiz güzel koksun gelinimiz. Gelin güzel koksun. Evet. Yavuz'un mu? Damadı benim böyle güzel güzel bir hediyelerim var. Bu ne? Bu tuz torbası. Tamam mı? Tuz torbası niye takıyoruz biz? Tuz torbasını kız aldığı için, başını geçtiği için veriyoruz. Yiyorsun. Ayvayı da bir yedirtirelim beraber. Ayvayı bir yiyelim lütfen. Ayvayı da yedi şu an. O niye gerekiyor? Bu da süt artık çocuk istiyoruz anlamındadır yani. Tez zamanda. Tez zamanda. Hayırlı evlatlar olur inşallah. Veririz. Temiz mi? Temiz. Sıcağı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.